Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki orta nokta kullanımı testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil üzerinde alanlar verilmiş B A nedir diye soruluyor. Şimdi karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın nesiydi? Dörtte biriydi. Ve bu alanlar toplamları da birbirine eşitti. Yani A artı 12 ile 10 artı 20 birbirine eşittir. Hemen yazalım A artı 12 eşittir. 10 artı 20 Buradan da ne geliyor? A'yı 18 buluyoruz. A 18 çıktı. Ve bu arada şu karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın dörtte biriydi. O zaman bu ikisinin toplamı 30 ya da şu ikisinin toplamı 30. Tüm alanın dörtte biri ise burası o zaman kaç yapacaktır? 4 kere 30, 120 yapacaktır. E orta nokta alanında şuradaki alanda ne oluyordu? Tüm alanın yarısı oluyordu. Yani B alanında 60 yaptı. Bizden B eksi A isteniyor. Yani 60 eksi 18 isteniyor. Cevap böylelikle 42 çıktı. Evet örnek 1 42 çıktı geldik örnek 2'ye. Şimdi KLMN bulundukları da kenarların orta noktalarıymış. Böyle orta noktalarla ilgili bir dörtgen gördüğünüz zaman bir şey gördüğünüz zaman hemen dörtgen oluşturunuz zaten. Şu alan tüm alanın yarısı Karşı alanlar toplamları da tüm alanın dörtte biriydi. Yani şu ikisinin toplamı 10. Hatta bu ikisinin toplamı 3 artı 7 eşittir. 6 artı A alanına eşittir. 6 artı A'ya. A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. A alanı 4. Peki şu ikisi toplamı 10. Tüm alanın 4'te 1 ise 4 çarpı 10'dan tüm alan 40 çıkar. Bu da yarısı olacağından 20 olur burası. Taralı alanda 20 artı 4'ten kaç oluyor? 24 oluyor. Evet örnek 2 24 geldi. Geldi örnek 3'e. Boyalı bölgenin alanı nedir? Orta noktalar verilmiş. Valla dörtgen oluşturabilirsiniz ya da üçgen muhabbetinden de yapabilirsiniz. Karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte biri. Yani 8 ise 4 kere 8 32 diyebiliriz buraya. E hocam bu A artı B de o zaman 32'dir. Değil mi? Tüm alanın 4'te 1 olduğu için. Bu da 32'dir. Pardon tüm alanın 4'te 1 olacağı için 5 artı 3'e 8'e eşit olacaktır. Değil mi? 4'te 1'i tüm alan 32 olduğundan 4'te 1 8 olur daha doğrusu. E hocam bu alanda tüm alanın yarısı. Tüm alanın 32 idi ya. O zaman burası da 16 yaptı. Benden 16 artı A artı B alanı isteniyor. Çünkü taralı alan bu. E A artı B 8 ya 16 artı 8 de 24 oldu. Cevap böylelikle 24 çıktı 3. soruda. Geldik 4'e. Şimdi orta noktalar verilmiş. E burada da orta nokta alıp şöyle bir dörtgen oluşturalım. Çünkü bu önemli dostlar. Çünkü dediğimiz gibi orta nokta ile ilgili dörtgen muhabbetini biliyoruz. İçeride oluşan şekil ne oluyordu? Paralel kenar oluyordu orta noktalardan şey yaptığımız zaman. Yani şurada da orta nokta yaptığımız zaman. Ama 90 derece ya. Hocam paralellikten dolayı burası da 90, burası da 90, burası da 90 oldu. Aa bu bir dikdörtgen oldu. Dikdörtgenin alanı 6 kere 5 30 değil midir? Bu tüm alanın yarısıysa o zaman tüm alanda 60 yapacaktır. Zaten bize 60 isteniyor Cevap 60. Geldik 5'e. 6 verilmiş 8 verilmiş ve orta noktalar verilmiş. Bunlar birbirine eşit bunlar da birbirine eşit. Neresi? AC 6 BD 8. Bak BD uzunluğu 8 ya. Şunlar eşit bunlar eşit olduğundan orta tabandan burası da 8 mi? 4 mu pardon? Evet. Çünkü 1'e 2 oran var. Sonra 6 verilmiş AC uzunluğu şurası. E şunlar da birbirleştirilmiş ya. E bunlar eşit bunlar eşit. Burada da bir ort taban yok mu arkadaşım? Var. Yani burası da 6 ise o zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Burası 3 yaptı. E bu 90'ı kullanmadık. Biz köşegenler dik kesiyor. Hocam 90 ise yönde eşitten burası da 90 paralellikten. Z'den dolayı burası da 90 oldu mu? Oldu. Şimdi benden üçgenin alan isteğini üçgen dik üçgen olduğu için 3 çarpı 4 bölü 2 ye. yani 6'ya eşit olacaktır. Burası. KLM üçgenin çevresi isteniyor benden. Çok özür. Alanı istenseydi cevap 6 olacaktı. Çevresi 3 4 5 üçgenden. Burası 5. O zaman çevresi de 5 4 ve 3'ün toplamı. 5 4 ve 3'ün toplamı da kaç yapıyor? 12 yapıyor. Örnek 5 12 oldu. Geldik örnek 6'ya. 8 ve 4 ve 11 verilmiş böyle. Orta noktalar alınmış mı alınmış? Diğer tarafta da bir orta noktayı alalım. Çünkü bunu oluşturmak gerçekten önemli arkadaşlar. Şunlar eşit, bunlar eşit, bunlar eşit ve şunlar da eşit. Şimdi bu paralel kenar değil miydi? Evet. Çünkü ispatı zaten konu anlatımlarında var arkadaşım. Oradan bakarsın aslında. Çünkü şunla şu orta bandan paralel, bununla da bu orta bandan paralel karşılıklı kenarlar paralel olduğunda paralel kenar çıkıyor. E madem paralel kenar yarısı 11 ise diğer yarısı da 11 olmak zorunda. Şimdi ne yapacağız? Bu 22 yaptı. Tüm alanda 44 mi yapacak? Evet. Şimdi dikkat. Hocam şu alanla şu alanın toplamı tüm alanın 4'te biri. 44'ün 4'te bir 11 yapacak. Yani şuraya A alanı dersem A artı 8 eşittir 44'ün 4'e bölümü. Yani 11 eşit olacak. A'yı buradan 3 buluruz. Şuraya da B dersem bu alanla bu alanın toplamı yani B artı 4'te yine tüm alanın 4'te biri 11 eşit olacak. O zaman B alanı da 7 olarak buluruz. Bizden dörtgenin alanı isteniyor. Evet yani taralı bölgenin alanı A artı B artı 11 isteniyor. Arkadaş A kaç? A 3 B 7 bir de 11'in toplamı isteniyor. 7 ve 11'i toplayacak olursak o zaman ne yapıyor? 21 mi yapıyor? Toplam alanında böylelikle 21 bulmuş oluruz. Ve böylelikle bu testle bitirdik. Sırada ne var? ÖSYM tarzı testler var. O zaman bir sonraki videoda ÖSYM tarzı testlerden test 1'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.